Bir kere böyle bir, bir, bir okurum şey demişti dedi e, İsviçreli misiniz İsviçreli İsviçreli misiniz? Bunda şeyi kastediyor hani ülkede bunca olay oluyor siz neden hani bunlara değinmiyorsunuz bu politik meselelere veya diğer toplumsal olaylara? E, bu benim tabi hoşuma gitti bu tabir çünkü bunun aynısını örneğin Maria Vargas Llosa'ya bu İsviçreli yazarlar için bu Max Frischler işte yok efendim matlar için falan söyler. Bizler Güney Amerika'da nelerle uğraşıyoruz bunlar böyle İsviçre hani bunların tuzu kuru. Bunlar nelerle uğraşıyor falan derler. Bir yandan hoşuma gitti ama diğer yandan hani e, bu, 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 bu konuda da bir şey söylemek isterim. E, ben de uzun yıllar bu konularda yazdım çizdim hatta böyle viral olmuş çok böyle e, sayısız defa paylaşılmış yazılarım oldu. Ama sonra bir şeyi anladım özellikle Daniel Kahneman okularım, okumalarımda bir şey anladım bu siyaset dediğimiz şey bu o parti bu parti meseleleri tamamen duygusal meseleler duygusal meseleler e bu duygusalın içinde tabii duygusal da var o da bir duygu yaratıyor ama her anlamda da insanlar duygularıyla bağlılar bu işlere yani birisi işte Erdoğan tutuyorsa veya birisi işte başka birini destekliyorsa bu tamamen duygusal bir mesele e şöyle düşünün sokakta annenizle veya babanızla yürüyorsunuz. İşte anneniz veya babanız birine böyle bir şey yaptı, bir laf etti ve haksız aslında ve karşıdaki insan da onu cevap verdi falan. ...ve bir kavga başladı, şey başladı. Kimi tutarsınız? Anneniz babanız haksız olsa da anne babanızın yanında yer alırsınız. Değil mi? Yani en azından yani ben öyle yaparım. Ve benim yakınlarım da onu yapmasını beklerim sonuçta. İşte siyaset dediğimiz şeyde de bu var. Bu böyle bir şey var yani e, insanlar tuttukları parti veya işte o kişiler şunlar bunlar haksız olsalar da onların yanında yer alıyorlar çünkü neden duygularıyla bağlılar o kişilere e, böyle bir ortamda da şimdi ben onu desem ne olacak bunu desem ne olacak yani dediğim gibi ben çok yazdım çizdim böyle e, e, çok defa paylaşılmış yüzlerce hatta binlerce defa paylaşılmış böyle siyasi içerikli yazılarım da oldu ama E ne olacak ki benim ben tabii biraz daha böyle objektif yaklaşmaya çalışıyordum işin açığı böyle çok bir taraf olmadan ama yine de sonuçta duygularıma yaklaşıyordum bir konuya E Karşıdaki insanlar da bakıyorsunuz e, e, hangi taraf olursa olsun tabii Türkiye artık ikiye bölünmüş durumda e, maalesef iki kutup oluşturmuş durumda e, iki tarafta e, duygularıyla bağlılar olaya dediğim gibi yani hani e, bakıyorum e, benden çok daha kötü durumda olan insanlar onları aslında o kötü duruma sokan kişileri savunuyor veya tam tersi veya tam tersi. Yani bir ya da bakıyorsunuz e bir görüşte olan birinin duyguları bir anda öbür tarafa kayıveriyor. Neden? İşe başka duygular giriyor. E şimdi dediğim gibi böyle bir ortamda ben bir şey desem ne olur demesem ne olur? Çünkü orada bir bir değiştirme ihtimaliniz ortadan kalkıyor veya bir bir, bir, bir karşınızda, karşı tarafta bir etki yapma ihtimaliniz yok. Yani siz ne deseniz de zaten karşıdaki ...o yolunda devam edecek. Çünkü duygularıyla bağlı. Bunu ben en yakınlarımda da gördüm. En yakınlarımda da gördüm. Yani en yakın akrabalarımda, şunlarda, bunlarda da gördüm. Bana bizzat kötülük yapmış. Bizzat hayatımda somut olarak kötülük yapmış. Böyle e, siyasi grupları hep desteklemeye devam ettiler. Beni çok seviyorlardı ama yine de desteklemeye devam ettiler. Çünkü duyguları baskın geldi. E, duyguları baskın geldi. onları desteklemeye devam ettiler. Şimdi e, şeyi anladıktan sonra özellikle de hani Daniel Kahneman okumalarımdan sonra Hızlı düşünmeye baş düşünme kitabının değil mi özellikle yazarı bu büyük psikolog 20. yüzyılın belki de en büyük psikologlarından biri. Onun, onun Özellikle ona yoğunlaşmamdan sonra bunu anladım. Bu işin tamamen bir duygu meselesini anladım. Ve bu yüzden de artık bu konuda hiç böyle enerjimi harcamıyorum. Dediğim gibi. Dediğim gibi çünkü ortada böyle bir akılcı bir tartışma yok. Böyle ortada hani ben bir şey söyleyeyim. Aa karşımdaki benim söylediğimi anlasın düşünsün eğer hakikaten dediğim doğruysa ona bana hak versin veya tam tersi ben onu dinleyeyim. Eğer dediğini hak veriyorsam hakikaten o anlamda kendimi değiştireyim. Böyle bir ortam yok. E böyle bir ortamın olmadığı yerde de işin açı ben de enerjimi harcamak istemem. Enerjimi neye harcamak isterim? Etki alanım içinde olan konular. Yani benim etki edebileceğim, beni değiştirebileceğim konulara harcamak isterim. Bu da ne? Kendimi kendimi Bu yüzden kendi üstüme de düşünüyorum. Kendi hayatımı düzeltmeye güzelleştirmeye çalışıyorum ve biraz da tabii çevremdeki birkaç insan varsa onları da bu anlamda etki etmeye çalışıyorum. Bu da beni bana yetiyor, beni çok mutlu ediyor. Yani e, tuzum kuru falan değil, aksine aksine beni yakından tanıyanlar bilir e, durumun hiç böyle olmadığını. Tuzum kuru falan değil ama ama şeyde böyle bir bir holigan var diye bir e, yapının içinde de e, ben işin açığı yokum. Ben öyle şeye e, futbol stadyumuna gidip birbirlerine karşılıklı küfür insanlar grubun içinde değilim. Ben orada yokum. O yüzden de bu konularda hiç, hiç şey yapmıyorum artık. Böyle hiç Ne konuşuyorum ne de yazıp çiziyorum. Çünkü benim kimselin, kimsenin duygularını değiştirme gibi bir şeyim yok. Bir, bir gücüm yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Umarım bu sizin de bu konulara bakışınızı bir şekilde bu konulara Tekrar yeni bir gözle bakmanızı da sağlar ve bu yöndeki kim zaman aldığım soruları da bir cevap olmuş olur. Çok sevgiler, görüşmek üzere.